Sevgili arkadaşlar, bugün Konya'nın en büyük ilçelerinden birisi olan Seydişehir'i göstereceğiz size. Yolumuz Seydişehir'e düştü. Seydişehir'in en büyük parkı olan, hatta Konya ilçelerinin içerisinde en güzel parklarından birisi burada. Kuğulu Park adıyla, yeni düzenlemeleriyle, Orman Bölge Müdürlüğü'nün planlığıyla birlikte harika bir dinlenme alanı sunuyor size. Özellikle yaz mevsiminde insanların serinlemek için burayı seçtiklerini göreceksiniz. Bisiklet turlarından değişik spor faaliyetlerine kadar pek çok şey bulunuyor. Şu karşıda gördüğümüz bölge devlet su işlerinin dizayn edip daha güzel bir park oluşturma, bir gölet oluşturma çalışması olarak açıklandı. Ne zaman biteceği konusunda henüz bir şey yok. Olabildiğince geniş alanların olması insanların rahat bir piknik yapma ortamını sağlıyor. Hem ateşli hem ateşsiz piknik alanları var. Güzel ağaçların olduğu bu bölgede kafanızı rahatça yaslanıp üstünüzdeki tüm stresi giderebilirsiniz. Spor alanları ve çocuklar için oyun alanları mevcut.
Özellikle yaz mevsiminde şu gördüğünüz yukarıdan aşağıya doğru güçlü bir su akmakta ve bir şelale görünümü veriyor. Onun için yazın mutlaka uğrayın derim. Evet, çok ağaç var. Dinlenilecek. Çok güzel bölge. Yalnız bu budama işini bir türlü beceremiyoruz. Daha önceki bazı belediyelerde de gördüğümüz eksiklik. Ağacı böyle bütün elini kolunu kesip bu şekilde oluşturmanın da bir ağaç budama şekli olmadığını maalesef anlatamıyoruz. Nasıl bir budama şekliyse artık kurutulmuş. Gölcük'teki eve benzetilen bu asıl Kuğulu Park denilen bölümün en önemli noktası burası. Su seviyesi biraz aşağı düşürülmüş önceki yıllara oranla. Sanırım aşağıdaki göl birikintisini oluşturmak için buradaki kapakları aşmışlar. Özellikle Seydişehir'deki fotoğrafçıların uğrak yerleri. Normalde pazar günleri gelmiş olsaydık burada her alanda gelinler olacaktı. Ama bugün pazartesi olduğu için bunları göremiyoruz. Evet, meşhur Kuğulu Park'ın kuğuları. Gördüğünüz gibi. Evet, ismini işte bu kuşlardan alıyor burası. Gördüğünüz gibi nazlı nazlı yüzüyor. Eğer yolunuz düşerse mutlaka uğrayın. Hemen Antalya yolunun kenarında, Çevre yolunun kenarında. Seydişehir'in sadece park olarak değil, Seyit Harun Veli'nin kaplıcalar, Seydişehir Alüminyum ve buna benzer pek çok turistik mekanlar var. Onlar da yeri geldikçe size anlatmaya devam edeceğiz. Evet, az önce kısaca bahsetmiştim. Burada daha net bir şekilde görebileceğimiz Seydişehir turizm haritasını görebiliyoruz.
kapaklarını açmışlar. O yüzden su seviyesi biraz düşük. Çok düşük bir derecede su akıyor. Çekilmedik yani.